Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte trigonometri kampının 8. gününe başlıyoruz. 8. günde üçgende trigonometrik teoremlerden bahsedeceğiz. Yani sinüs teoremi ve kosinüs teoreminden bahsedeceğiz. Sinüs teoremini bir videoda, kosinüs teoremini de bir videoda. Yani 8. günde toplamda 2 videomuz olacak. Evet, bu ilk videomuzda ne yapıyoruz? Sinüs teoreminden bahsedeceğiz. Hatta sinüs alan formülünden de bahsedeceğiz. Kitabımızda sayfa numarası 43. 44 ve 45'in yarısını işleyeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Sinüs teoremi diyor ki bir ABC üçgeninde çevrel çemberi çizildiğinde çevrel çemberin yarıçapı da büyük R ile gösterildiğinde ve ABC kenarları olduğunda A açısının karşısında A kenarı B'nin karşısında B kenarı C'nin karşısında C kenarı olduğunda diyor ki bize A bölü sin A yani kenar ve karşısındaki açıyı oranla bütün hepsinde yaptığın zaman bunu B bölü sin B C bölü sin C işte bunların hepsi birbirine eşittir diyor. Hatta buradaki eşitlik 2R'ye eşittir arkadaşım. Genelde 2R'yi kullanmayacağız. Genelde şunları kullanacağız ama 2R'ye de eşit olduğunu bilelim. Niye? Nereden geliyor hocam? Bunu böyle verip geçecek misiniz? Ne zaman öyle yaptık? Tabii ki mantığını vereceğiz. Öncelikle şuradaki A açısına bir A açısı dersem. Şimdi çemberde çevre açıdan dolayı burası nedir? 2A değil midir? Çemberdeki en etkili silahımız yarı çap çizmektir. Al sana yarıçap. Yarı çap çizdiğimizde hocam burası da yarı çap oldu ve burada bir merkez açı oluştu. Merkez açının ölçüsü 2A ise burası da 2A olmak zorunda. Hocam ikizkenar kenar var taban da mevcut. İnsan ne yapar burada? Tabanına ait yüksekliği çizer ve tabanı iki eş parçaya böler mi burayı? Böler. Aa, ne oldu? Burası 2A açısı ya. Bu ikizkenarda kenarda çizilen yükseklik olduğu için açı ortaya olmak zorunda. 2A açısı A açısı A açısı diye böldü burayı. Ve şu üçgene bakar mısın kardeşim? A açısı var ve karşısı var hiposu var. Hemen aklımıza karşı ve hipo olduğu için sinüs gelir aklımıza. Hemen yazarız. Sinüs A neye eşittir? A bölü 2 bölü R. A bölü 2 bölü R eşittir. E ne yapacağız arkadaşlar? Yani sinüs A neye eşit oldu? Sinüs A A bölü 2 R'ye eşit oldu. Aa, şu buraya, A şu 2 R'yi buraya sinüs A'yı da buraya atarsam. Hocam 2 R dediğimiz şey neye eşit oldu? A bölü sinüs A'ya eşit oldu. Aynı şeyi ben B açısı içinde yapacak olursam. Hop şöyle çizecek olursam. Dik çizersem. Şurası da B açısı gelir. Aynı şekilde burası da B bölü 2 olduğundan dolayı. Ne gelecektir? 2R. Şuradaki ispattaki gibi ispat yapacak olursak. 2R B bölü sin B'ye eşit olacak. Ha, aynı şeyi C içinde yapacak olursak. O da C bölü sin C yine 2R'ye eşit olacak. E A bölü sin A, B bölü sin B, C bölü sin C'ye eşittir. 2R mi oldu hepsi? O yüzden bunların hepsi de birbirine eşit olmak zorunda. İşte sinüs teoremi dediğimiz olay bu arkadaşım. Sinüs teoremi nerede kullanıyormuşuz? Kenarı ve karşısındaki açı olduğunda sinüs teoremini kullanıyoruz. Evet hemen örnek 1'e bakalım arkadaşım. Örnek 1'de bir ABC üçgeninde. Hemen ABC üçgeni çizdik. Şöyle A açısını 45 derece vermiş. B açısını 60 derece vermiş. B dediğimiz B'nin karşısındaki kenar. A dediğimiz de A'nın karşısındaki kenar kenar ve karşısındaki açı kenar ve karşısındaki açı olduğundan dolayı hemen a bölü sinüs 45 eşittir 6 bölü sinüs 60 eşittir. Hocam sinüs 60'ı bulurken hemen 30 60 90 çiziyoruz. 1 2 kök 3 45 45 90 üçgeninde de yine çizelim ki şöyle faydasını göreceğiz. A bölü sinüs 45. Hocam karşı bölü hipotenüs. 1 bölü kök 2 eşittir. 6 bölü sinüs 60. O da kök 3 bölü 2 değil mi? Evet a'yı yalnız bırakacağım. Bunu bu karşıya çarpı olarak geçecek o zaman. A eşittir 6 çarpı 1 bölü kök 2. E bunu da ters çevirip çarpacağım o zaman çarpı 2 bölü kök 3. Yani 12 bölü kök 6 olur. Kök 6 eşitleri çarparsam 12 kök 6 bölü 6'dan cevabı ne buluruz arkadaşlar? 2 kök 6 olarak buluruz. Evet hocam bu kenar ve karşısında açı olduğunda sinüs teoreminden mutlaka sonuca ulaşırsınız. Hocam bunun geometrik çözümü var mı? Var tabii ki. Şuradan direkt dik çizersen eğer 45 45 90 üçgeni ve 30 60 90 üçgeninden sonuca ulaşırsın. Ama bu geometrik bilgilere sinüs yani trigonometri anlatırken girmeyeceğim. Sakın bana yorumda yazmayın. Geometri anlatırken ben bu trigonometrik değerleri sevmiyorum ama burada trigonometri anlatırken sana bunu öğreteyim. Anlaştık. Tamam. Yoksa sevmiyorum. Sinüs teoremi, kosinüs teoremi sevmiyorum. Çünkü hepsinin ispatı bak nereden çıkıyor, dik üçgenden çıkıyor diye hep söylemişimdir. O yüzden böyle soruların hepsini yani sinüs dönemi ve kosinüs dönemi yapılan bütün soruları aslında ben geometriyle çözüyorum. Ama sana bunu öğretmek zorundayım sinüs teoremini. Tamam. Geldik buraya. Hocam bak kenar karşısında kaçı? Kenar karşısında kaçı? Var yani isteniliyor. Hemen yazalım. 4 bölü sinüs alfa. Sinüs dönemi yazıyorum. 4 kök 2 bölü sinüs 135. 4 kök 2 bölü sinüs 135. Sinüs 135 neye eşittir arkadaşım? Sinüs 45 eşittir. Hani ikinci bölgeden birinci bölge attığımızda sinüsün işareti değişmiyor sadece. Buradaki dörtler de sadeleşti. 1 bölü sinüs alfa eşittir kök 2 bölü sinüs 45. Sinüs 45 dediğimiz yukarıda ee, karşı bölü hipotenüs. Yani 1 bölü kök 2 değil miydi? Evet. Burada 1 bölü kök 2'yi yazalım. O zaman 1 bölü sinüs alfa neye eşit oldu? Kök 2 çarpı kök 2 bölü 1'den. Yani kök 2 ile kök 2'nin çarpımından 2'ye eşit oldu. 1 bölü sin alfa 2'ye eşitse sinüs alfa da böylelikle 1 bölü 2'ye eşittir. Alfa nerede 1 bölü 2'ye eşit? Sinüs alfa. Bakalım hemen dik üçgende. Hocam 1 bölü 2 30'un karşısı ve hipotenüsü olduğu için sinüste o zaman alfamız kaç derecedir arkadaşım? 30 derecedir. Yani cevap 30 çıkar. Geldik buraya. Evet 60, 75 bak 4 köklü var karşısında kaçı? Bulurum üçgendeki iç açılar toplamından dolayı. Burası 180'e tamamlayan açısı 45 derece geliyor. Ve benden şu x uzunluğu isteniyor. Kenar karşısında kaçacak. Kenar karşısında kaçacak. Evet çıkacak. Ya da şuradan bir dik çiz. Normal geometriden çöz. Neyse orayı karıştırmayalım. Hemen ne diyoruz? X bölü sinüs 60. Neye eşit diyoruz? Hocam 4 kök bölü sinüs 45. 4 kök 2 bölü sinüs 45'e eşit. Sinüs 60'ı ve sinüs 45'i biliyorum. Sinüs 60 nedir? Karşı bölü hipotenüs. Kök bölü 2 sinüs 45'de 1 bölü kök Hemen geldik yerine yazdık. Yani x bölü sinüs 60 Kökü 3 bölü 2 eşittir 4 kök 2 bölü sinüs 45 yani 1 bölü kök 2. Şimdi x'i yalnız bırakacağım. Bununla karşı taraf çarpacağım. x eşittir 4 kök 2 çarpı kök 3 bölü 2. E bunu da ters çevirip yukarı atacağım. Yani kök 2 bölü 1 yaptı. Hocam kök 2 ile kök 2'ni çarpma 2 bölü 2 de gitti. O zaman cevap 4 kök 3 yapar. Örnek 3 4 kök 3 oldu dostlar. Geldik örnek 4'e. Burada pi bölü 2 dediğimiz 90 değil mi? Evet 90. E hocam tanjant alfa değeri isteniyor. Bak bana burası 90 artı alfa verilmiş. Bak 12 ve karşısında kaçı? 9 ve karşısında kaçı var? Sinüs teoremini uygulayacak. Hemen yaz kardeşim. 9 ve karşısında kaç alfaya? 9 bölü sinüs alfa ne eşittir? 12 bölü sinüs 90 artı alfa eşit. Burada indirgeme var. Hocam 90'a alfa eklersen bu bölgeye düşer. Bu bölgede sinüsün işareti nedir? Şuraya geldiği için artı yapar. O zaman bunun işareti Hani ne yapıyorduk indirgemede? 90'ı iptal ettiğim zaman fonksiyon isim değiştiriyordu. Aslında bu kosinüs alfaya mı eşit oldu? Evet. İşaret de arttı zaten. Tamam. Şimdi benden tanjant alfa isteniyor. Tanjant alfa dediğim sin bölü kos değil mi? Evet. O zaman sinüsü buraya atalım. Kosinüsü de şey 12'yi de buraya atalım. Yani 9 bölü 12. Bak 12'yi buraya attım. Sinüsü de buraya atıyorum. İşler dışlardan. Sinüs alfa bölü kosinüs alfaya eşit oldu. 3'e böl. 3 bölü 4. Sin alfa bölü kos alfa. Neye eşit? Tanjant alfa ya eşit. Yani tanjant alfa 3 bölü 4'e eşit oldu. Geldik 5'e. Evet 5. soruda sinüs alfa verilmiş mi verilmiş? Arkadaş sinüs alfa verildiği için bir işlem yapacağız şimdi. Nasıl bir işlem yapacağız? Hocam 4 bölü sinüs alfa yazacağız galiba değil mi? Evet 4 bölü sinüs alfa yazacağız. Sonra bana burada kaçı lazım? E ben burada kaçıyı nasıl bulacağım? 6 bölü burada kaçı? E sonra ne yapacağız? Oo, burada demek ki direkt ben bunu işlem olarak yazamıyorum. Şu anda yazamıyorum. O zaman karşımda geometrik bir şekil var. Şimdi geometrici gibi düşünüyoruz. Arkadaşım geometrik bir şekil varsa e, ben hiçbir şekilde açım açı değerlerde böyle ikiz kenarlık, kenarlık yoksa bir şey de yapamıyorum burada değil mi? Sayılara bakıyorum. 8 var 4 var 8 var 6 var hiçbir şey yapamıyorum. E o zaman geometrik olarak düşüneceğiz. Yani geometrik olarak düşündüğümüz zaman nasıl düşünüyorduk? Hani sıkıştığımız zaman dik üçgen ve benzerlik diyorduk. Dik üçgen var mı burada? Yok. Hocam sinüs alfaya ait dik üçgen oluşturabiliriz. Şöyle Hani 3K bölü 5K diyebiliriz. Valla buradan da çıkabilir büyük ihtimalle. 3, 4, 5 üçgen. işte buraya 6, eksi 4K kalır. Pisagor bağıntısından K'yı M'yi bulabilirsin. Sonra sinüs beta'yı bulmak için de şuradan dik çizebilirsin. Tabi o çizdiğimiz dik buraya gelecek falan. Ee, burada da benzerlikten bayağı uzun olacak gibi duruyor. Başka bir şey düşüneyim ben burada. Şimdi benzerlik düşününce de aklımıza bir şey gelecekti. Ya şuradaki oranı moranı kullanabilir miyim acaba? Dur bakayım. Hocam burada 4'e 8 e oran var ya. Evet oran kullanımı yapabilirim ben burada. Benzerlik aklıma geldi ya. Şuradan bir paralel çizeyim bunu. Buradan bir paralel çizdiğim zaman ne oluyor? Hocam paraleli çizdim ya şuna doğru. Çünkü buradaki oranı kullanmak istiyorum ben. Çizdim paraleli. Betaysa burası da beta oldu mu? Oldu. Başka? Buradan güzel bir şey gelecek diye bakıyorum. Şurada 1'e 2 oran var. Ah 1'e 2. Hocam burada da 1'e 2. 3 parçaya bölüyor falan filan. Maalesef güzel bir şey gelmiyor burada. Hani 8 bölü 3 ile uğraşacağım burada. E buradaki benzerlikten de bir şey gelmiyor. Oran çizmeyle de yani paralel çizmeyle de bir şey gelmiyor. O yüzden ne yapabiliriz? Üçgenleri düşünebiliriz. Mesela bu üçgen var elimde bir de büyük üçgen var. Hocam hemen açılara bakıyoruz. Başka bir açı dalamıyorum da ama iki üçgende ortak bir açı var. Bak şuradaki açı ortak bir açı. E şuraya bir teta diyelim. Ortak açı olduğundan neye bakıyorduk? Kenar açı kenar benzerliği var mı diye bakıyorduk. Sarı üçgende tetanın kolları 4'e 6. Bir de büyük üçgende tetanın kollarına bak bakayım. Tetanın kolları 8'e 12. Oo. Hocam ben bunları böyle yazınca taraf tarafa oranladığında her ikisindeki oran aynıysa bu iki üçgene ne diyordum? Kenar açı kenardan benzer diyordum. Ama hocam bana ile ilgili bir bilgi lazım ya. Tamam kenar açı kenardan bu üçgenle büyük üçgenin benzer olduğunu bulduk. Şimdi biz benzerlikte ne diyorduk? Aynı açının karşısındaki kenarlar oranı birbirine eşittir diyorduk. Ya da ters mantık açıları yazmak istiyorsak da orantılı kenarları gören açılar birbirine eşittir diyorduk. Burada 4'ü görenle 8'i gören açı birbirine eşit mi? Evet. 4'ü gören alfa ise 8'i gören de alfadır. Yani burası alfa diyebiliriz. Başka 6'yı görenle 12'yi gören. Küçük üçgende 6'yı görenle büyük üçgende 12'yi gören. Bak burası 12 ya. 12'yi gören. a burası çift çizgi. Çift çizgi dediğimiz beta. Yani burası beta oldu. O zaman olay bitti arkadaşlar. Ama dehşet zor bir soru arkadaşım. Bak şimdi ben şeyi kullanabilirim. 4 bölü sinüs alfa. 4 bölü sinüs alfa. 6 bölü sinüs beta çünkü burada kaçı da çıktı. Bak kenar ve karşısında kaçı. 6 bölü sinüs beta eşittir. Gel sinüs alfa yerine 3 bölü 5 yaz. 4 bölü 3 bölü 5 eşittir. 6 bölü sinüs beta. Ee, buradan ne geliyor arkadaşlar? Şimdi sinüs betayı yalnız bırakacağız değil mi? Sinüs betayı buraya atayım o zaman. 4 buraya bölü olarak geçecek. O zaman 3 bölü 5 de buraya çarpı olarak geçecek. Yani sinüs beta eşittir 6 çarpı 3 bölü 5 çarpı olarak geçecek. 3 bölü 5. Sonra 4 ile buraya bölüyor. olarak mı geçecek? Evet bölü 4 mu oldu? Aynen öyle. Sinüs beta o zaman 2 ile sadeleştir. 2 ile sadeleştir. Burası 2 burası 3 yaptı. 9 bölü 5 bölü 2 o da 9 bölü 10 mu yapar arkadaşım? Evet cevap 9 bölü 10 yaptı dostlar. Ama zor bir soru. Çünkü işin içinde geometri var benzerlik var. Ondan dolayı zor bir soru arkadaşlar. Ama ben sıkışınca böyle bakarım arkadaşım. Tamam Dik üçgen ve benzerlik var mı diye bakarım. Çünkü bütün her şeyin ispatı zaten buradan çıkmıyor muydu? Evet. O yüzden bu soruya dikkat. Yani zor zor bir soru. Çok zor bir soru. Evet B açısıyla C açısı arasında bir ilişki istenmiş. Hocam B açısının karşısındaki kenarda x, C açısının karşısındaki kenarda x. A yani kenar ve karşısındaki açıyla ilişkili bir şey kurabilirim. E şuraya da y dersem burası da y. Bak 45'in karşısı y, 60'ın karşısı y. Tamam. Karşı yani kenar ve karşısındaki açılarla ilgili bir işlem yapabilirim. O zaman ben burada şunu düşüneyim y bölü sinüs 45 x bölü sinüs beta eşittir. Yani yazıyorum x bölü sinüs beta neye eşittir? Şu üçgende baktım bakın. x bölü sinüs beta y bölü sinüs 45 eşittir. y bölü sinüs 45'e eşittir. E sonra ne yapacağım? Şu üçgene bakayım şimdi. Hocam burada da x bölü sinüs c x bölü sinüs c ne eşittir? Y bölü sinüs 60 eşittir. Y bölü sinüs 60 eşittir. Şöyle bir işlem yapabilirsin. Her ikisinde de x var ya ya da şey, x bölü y yazabilirsin. Hani x bölü y neye eşit arkadaşım? Şu bölü olarak geçince sinüs beta bölü sinüs 45'e eşit. Bu da x bölü y neye eşit? Sinüs c bölü sinüs 60'a e eşit deyip iki, her ikisi de x bölü y'ye eşit olduğundan bunlar birbirine eşittir deyip işlem yapabilirsin. Birincisi bu. Ama biz genelde böyle taraf tarafa oranlamayı çok severiz. Böyle x'lerle y'lerle işimiz yoksa taraf tarafa oranla kardeşim. Bak aynı mantık geliyor zaten. Oranladığın zaman bak x'ler gidiyor. Y'ler gidiyor. O zaman 1 bölü sin B bölü 1 bölü sin C. Yani 1 bölü sin B bölü 1 bölü sin C. Sin C bölü 1 ile çarptığımız zaman Sin C bölü sin B mi geldi? Evet. Neye eşit? 1 bölü sin 45 bölü 1 bölü sin 60. Yani sin 60 bölü neye eşit oldu arkadaşım? Sinüs 45'e eşit oldu. Şimdi benden sinüs B eşittir. K çarpı sin C isteniyor. O zaman sinüs B'yi yalnız bırakacağım. Şu sinüs B'yi bu tarafa atayım. Sinüs B'yi bu tarafa atayım bu tarafa atayım. Burada yalnız kalsın. O zaman bu sin c çarpı sinüs 45. Bu buraya çarpı olarak geçiyor. Sinüs 45 neydi? 1 bölü kök 2 idi. Bu sinüs 60 da bunun altına bölü olarak gelecek. Sinüs 60 da neydi? Kök 3 bölü 2. Eşittir. Bu buraya geçince de sinüs beta mı oluyor? Evet. İşte benden zaten bu isteniyor. Sin b neye eşit? K çarpı sinüs c. Sinüs c'nin kas sayısı. Sinüs c'nin kas sayısı bu değil mi? Evet. Bizden bu isteniyor. Yani 1 bölü kök 2 çarpı bölü kök 3 bölü 2. Yani 2 bölü kök 3. O da 2 bölü kök 6 gelir. Kök 6'yı sinirliğe çarparsam 2 kök 6 bölü 6'dan o da kök 3 kök 6 bölü kaça eşit oldu? 3'e eşit oldu arkadaşlar. Tamam benim işlem bu şekilde e, sen de böyle şey de yapabilirdin. İşler işler yapıp sonra böyle olarak geçirebilirdin. Ben burada sadece işlemi kısalaştırıyorum. Hani sin b eşittir k çarpı c ya. Sin b'yi yalnız bırakacağım. Bunu buraya çarpı olarak getirdim. Sin b'ye burada kalsın dedim. Sin 45 buraya çarpı sin 60 da buraya böyle olarak geldi. Yazınca da değerlerini bu geldi. E, ee, sin kas sayısı da K. Yani 1 bölü kök 2 bölü kök 3 bölü 2 olduğundan dolayı buradaki işlemini yaptım sadece. O da kök 6 bölü 3 çıktı dostlar. Evet örnek 6 bu geldi. Ve geldik şöyle bir nota. Aa, çok güzel bir not. Yani çakal çukal notu bu. Tamam mı? Ya matematikte cambazlık notu diyelim. Matematikte şu cambazlığı biliyoruz biz. Hani A bölü B eşittir C bölü D o da eşittir K ise şöyle bir cambazlık yapabiliyorduk. A artı C bölü payları topladığın zaman Paydaları da toplarsam eğer sabit oran değişiyor muydu? Değişmiyordu. Hatta ben bunu K çarparsam o zaman burayı da K ile çarpayım. Burayı N çarparsam burayı da N ile çarpayım. Yine aynı şekilde oran değişmediği için K çarpı A artı N çarpı N N çarpı C bölü K çarpı B ve N çarpı D oranı yine aynı kalmak zorunda arkadaşlar. Bu artı dediğimiz eksi de olabilir tabii ki. Yani burada ben şunu biliyorum ya A bölüsün A, B bölüsün B, C bölüsün C birbirine eşit ya ben bunu x ile çarparsam burası da x olur. Burayı y ile çarparsam burası da y ile çarpmak zorundayım. Burayı z ile çarparsam burayı da z ile çarpmak zorundayım. E ben burada şöyle bir işlem yapabilirim mesela. Arkadaş şu ikisini toplayacak olursam x a artı y b. Bak x a artı y b bölü. Alt tarafı da toplayacağım. x sinüs a ve y sinüs b'nin toplamı aynı orana eşit olacak. Oranda şu. Yani z c ve z sinüs c'ye eşit olacaktır. Ya da üçüyle de ilgili de işlem yapabilirdik arkadaşlar. Bu biraz cambazlık. E bu cambazlığı nerede yapacağız? Bak bunlar çakal çukal soruları. Bu cambazlığı şöyle. Hani 3 sinüs A 4 sinüs B toplamı sorulduğunda mesela. Ya da bir üçgenin kenarları A B C ise atıyorum 2 A 3 B gibi bir şey geldiğinde mesela işte bu tekniği uygulayacaksın. Bu teknik gerçekten çok güzel bir teknik. Şimdi sorularda göreceksin. Mesela ABC üçgenin kenarları arasında şöyle bir bantı verilmiş. Ve 3 sin A ve 4 sin B verilmiş. Bak A'nın da 3 katı sinüs A'nın da 3 katı olmuş. Gördün mü? İşte bu tür sorularda kullanacaksın. 3 sin A artı 4 sin B gibi bir şeylerde. Hemen ilk önce şunu yaz. A bölü sin A ispat tekniğiyle git. B bölü sin B. C bölü sin C'ye eşit değil mi? Evet. Ben A'nın kaç katını almışım? 3. 3 katını aldıysam bunu da 3 katını alayım. Oran bozulmaz. B'nin 4 katını almışım. 4. Bunu da 4 katını alacağım. C'de, C'de ne yapmışım arkadaşlar? C'nin de 5 katını almışım. E C'nin de burada 5 katını alayım. 5 çünkü eşittir 5C demiş ya. 5 bölü burası da 5 diyelim arkadaşlar. Bak şimdi ne oldu? Ben burada 3 artı 4 b verildiği için şu ikisini toplayayım. 3 artı 4 b bölü aşağısı ne? Şu aşağısı. Onu da toplayacağım. 3 sinüs a artı 4 sinüs b eşittir 5 c bölü 5 sinüs C'ye eşit. Hocam 3 sin a artı 4 sin b 3 verilmiş. Bak şurası kaç verilmiş? 3 verilmiş. E, 3A artı 3 de kaç verilmiş arkadaşlar? Tamam onu yazalım. 3A artı 3B'de 5C verilmişti. Hocam 5C bölü aşağısı da zaten 3. Eşittir 5C bölü 5 sinüs C. Bak 5C'ler nanay. O zaman 5 sinüs C neye eşit oldu arkadaşım? 3'e eşitse sinüs C'de buradan 3 bölü 5'e eşit olur. İşte bu tür sorularda bu cambazlığı yaptığın zaman sonuca çok rahat bir şekilde ulaşıyorsun. Ve güzel bir teknik değil mi? Bence çok güzel ve çok hoş. Gelelim bir sonraki soruya. Bak. ABC üçgenin kenarları verilmiş ve sin A'nın 3 katı. Sin B'nin 3 katı ve sin C'nin de 5 katı alınmış. Hemen şunu yazalım. Sinlerin katları alındığı için. Hemen sinüs üstü gelecek aklımıza. A bölü sin A. B bölü sin B. Ve C bölü sin C. Neydi? Bunlar birbirine eşitti. Sinüs A'nın 3 katı alındığı için. Bunun 3 katını aldım. Bunun da 3 katını alacağım. Sinüs B'nin de 3 katı alınmış. Bunun da 3 katı, bunun da 3 katı. Sinüs C'nin de 5 katı alınmış. Bunun da 5 katı, bunun da 5 katını alalım. E, 3 sin A ve 3 sin B'nin toplamı verildiği için şu ikisini toplayalım. Yani 3 A artı 3 B bölü 3 sinüs A artı 3 sinüs B toplamı 5 C bölü 5 sinüs C'ye eşit oldu? Evet. 3 A artı 3 B neye eşit verilmiş arkadaşlar? Pardon. 3 sinüs A artı 5 sinüs B 3 sinüs B 5 sinüs C'ye eşit vermiş. Arkadaş şurası 5 sinüs c'ye eşit. 5 sinüs c'ler de birbirini götürdü. 3a artı 3b'nin kaç olduğunu bulduk. 5c olduğunu bulduk. E soruda ne verilmiş? ABC üçgenin çevresi a artı b artı c değil mi? a artı b artı c'yi vermiş bana 40 diye. O 3a artı 3b'yi 5c buldum ya. Buradan a artı b ne yapar? 5c bölü 3 yapmaz mı? Yapar. E gel burada a artı b yerine 5c bölü 3 yaz. Artı bir de c'si var. Bu 40'a eşitmiş. O zaman 5C bölü 3 ile C'yi toplarsam 3C artı 5C yani 8C bölü 3 eşittir 40 olduğundan sadeleştir sadeleştir 5. 5 kere 3 15. C'yi de böylelikle 15 olarak buluruz. Çok güzel bir soru. Yine burada 3 sin A, 3 sin B ve 5 sin C olduğu için bu tekniği uyguladık ve çok da güzel bir şekilde çıktı. Çakal çukal işi değil mi? Gerçekten de öyle. Yani cevap 15 oldu. Geldik şuraya. Ben bunu geometride de anlattım. Sinüs alan formülü. Arkadaşım bu A açısı olduğunda A açısına şöyle bir A açısı diyelim. A açısı olduğunda bu üçgenin alanı nedir? A açısının kollar çarpımı sinüs A bölü 2'ye eşittir. Yani B çarpı C çarpı sinüs A bölü 2'ye eşittir. Peki buradaki B açısı olduğunda hocam. B açısı olduğunda da B'nin kollarına bakacaksın. A ve C kollar çarpımı sinüs B bölü 2'ye eşittir. Peki hocam C açısı olduğunda C'nin kollarına bakacaksın. B ve, B ve A değil mi? Evet A çarpı B çarpı sinüs c bölü 2 eşittir. Yani sinüs alan formülü kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2 eşit. Tamam. Mesela örnek 9. Normalde sinüs teoreminden de yapmayı sevmiyorum ama burada yapacağım. Geometrideki ben bu şekilde yapmadığımı biliyorsunuz. E burada ne yapacağız arkadaşlar? Kollar var ve arasındaki açı var. Hemen alan ne eşittir? 2 çarpı 4 çarpı sinüs 120 bölü 2 eşittir. Sinüs 120 dediğimiz neye eşittir arkadaşım? Sinüs 60'a eşittir. Sinüs 60 dediğimizde neye eşitti? Kök 3 bölü 2 eşittir. Yani 2 çarpı 4 çarpı şu ikiler gitsin pardon. Şöyle yapalım. 4 kaldı burada. 4 çarpı kök 3 bölü 2. Bu da 2 kök 3 mü yapar? Evet cevap 2 kök 3 yaptı arkadaşlar. Örnek 9'a. Geldik örnek 10'a. Şimdi burada şu alanları vermiş bak. Şu alanı ve şu alanın eşit olduğunu vermiş bize. Tamam oradaki alanlar eşit yazalım. A alanı ve A alanı. Hocam ben bu alanlara hiçbir türlü ulaşamam. Çünkü bu üçgenin hiçbir kenarı yok. Bu üçgende de bir kenar var. Kollar çarpı sinüs alfa şeklinde yazabileceğim bir durum da yok değil mi? Ve bu, bu, klasik bir sorudur. ÖSYM tarafından sorulmuş bir sorudur. Hala da sorulmaya aday bir sorudur. Lütfen buna da dikkat et. E ne yapacağız hocam? Hocam şuradaki alanlar A, iken şuradaki beyaz alana ben bir B alanı dersem. A. Şurada bak A alanlarıyla ilgili bir şey yapamadım ama şurası A artı B mi? Evet. Burası da A artı B alanı. A. Şuradaki mavi alan da A artı B alanı. Dikkat et. Burası da A artı B. Mavi alanda A artı B. Hem sarı üçgende hem de mavi üçgende burada kaç o aynı açı değil mi? Evet o zaman ben burada açılı bir şekilde A artı B alanı yazabilirim. A artı B alanı ne eşit? Önce sarı üçgene bakalım. Kollar belli 6 ve 12. 6 çarpı 12 çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşit. Aynı zamanda şu sarı mavi üçgendeki alan neye eşit? Mavinin kenarlarına bak. 8 ve şurası. Şuraya x dersen benden m'de isteniyor. 8 ve 6 artı x. 8 çarpı 6 artı x çarpı sinüs alfa bölü 2 eşit mi? Evet. Her ikisi de artı bir eşit olduğuna, bunlar birbirine eşit. Sin alfa bölü 2'ler gitti. 4'e ee, e bölsen 4'e bölsen 2, 3. 2'ye bölsen 2'ye bölsen burası da 3. Yani 9 eşittir 6 artı x mi yaptı? Evet. X'i de böylelikle 3 olarak buluruz. Evet örnek onu 3 bulduk. Geldik örnek 11'e. Şimdi arkadaşım şurası k iken Burası da ne isteniyor benden? Burası da 2 kök 3 k mı oldu? Evet. Şimdi ben burada ne yapabilirim? Arkadaş burada şunu yapabilirim. Açı bak kenar ve karşısındaki kaç var? Şurada da x kenar değil de şu c kenar var ya c cinsinden isteniyor. Şu açı lazım bana. E burada da b cinsinden isteniyor bu açı. Ha buraya alfa dersen burası 180 eksi alfa yapar. Hocam o zaman hem bu üçgende hem bu üçgende k bölü sinüs alfa c e, k bölü sinüs alfa c bölü sinüs 180 eksi alfa eşit. Sinüs 180 eksi alfa sinüs alfa eşittir. Diğer üçgende de 2 kök 3 k bölü sinüs 60 b bölü sinüs alfa eşit deyip taraf tarafa oranlarsanız buradaki k'lar gidecek. B ile C arasındaki ilişki ve sinüs alfa arasındaki ilişki zaten direkt gelir. Yani sinüs teoreminden yapabilirsin. Peki hocam alandan da yapılabilir mi? Yapılabilir kardeşim. Nasıl? Hocam burada tabanlardaki oran verilmiş mi? Verilmiş. Tabanlardaki oran 1 bölü 2 kök değil mi? Evet. Tabandaki olan alan, alandaki orana eşit değil mi? Aynen öyle. Yani 1 bölü 2 kök 3 ya. Burası a iken burası da 2 kök 3 a olmak zorunda değil mi alan olarak? Evet. E hocam şu üçgenin alanını düşüneceğim. Bir de şu üçgenin alanını düşüneceğim. Bu üçgenin alanını düşünürken şu kenara x dersem. Bak a alanı neye eşit? Hocam kollar çarpımı. Yani c çarpı x çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşit. Hocam burada da 2 kök 3 a var. 2 kök 3 a alanında kollar çarpımı. Burada da kollar çarpımı x ve b değil mi? Evet x çarpı b çarpı sinüs 60 bölü 2'ye eşitliği mi? Evet. E burada ne yapacağız arkadaşlar? Taraf tarafa oranlarsak x'ler gider. A'lar gider. Sin alfa ile bir de b'li c'li değerler kalır. Sadece devamını bulabiliriz. Ya da a yerine gel burada yaz. A dediğimiz bak burada 2 kök 3 a. A dediğimiz c çarpı x çarpı sinüs alfa bölü 2 değil mi? Evet. C çarpı x çarpı sinüs alfa bölü 2. Ne eşitmiş? X çarpı B çarpı X çarpı B çarpı sinüs 60. Sinüs 60 neydi? Kök 3 bölü 2 idi. Kök 3 bölü 2 dik üçgen çizerek de bulabilirsin tabii ki. Bölü 2'ye mi eşit? Evet. Şimdi bölü 2'ler gitti mi? Gitti. Hocam X'ler gitti mi? Gitti. Sonra burada kök 3'ler gitti mi? Gitti. O zaman burada ne kaldı arkadaşım? Burada 2 2C sinüs alfa kaldı. 2C sinüs alfa kaldı. Eşittir. Burada da sadece B ve 1 bölü 2 kaldı. B bölü 2 kaldı. Benden ne isteniliyor? Sinüs alfa isteniliyor. Sinüs alfayı yalnız bırakırsam 2C buraya bölü olarak geçecek. O zaman B bölü 4C mi yapıyor? Aynen öyle. Yani bu şekilde alanla da bu şekilde bulunabiliyor dostlar. Alansız da sinüs teoreminden de yine sonuca ulaşabilirsiniz. Örnek 11 B bölü 4C çıktı sinüs alfa dostlar. Ve geldik örnek 12'ye. Evet. Tanjant 20 isteniyor benden. Arkadaş. Sen şimdi şuraya bakacak olursan hocam ben bu üçgenin alanını yazabilirim. X dersen buraya. X çarpı K çarpı sinüs 20 bölü 2. Bu üçgenin alanını da yazabilirsin. K çarpı L çarpı sinüs 50 bölü 2. Ama benim sinüs 50 ile işim yok ki. Benim işim nerede? 20 ile ilgili olacak. E ne yapacağız hocam burada? Bak işte burada biraz düşüneceksin. Bir de X çarpı K yazınca, bir de K çarpı X çarpı K alanını yazınca, bir de K çarpı L alanını yazınca X'ten kurtulamıyorsun. Tarafta tarafa oranladığında K'lardan kurtuluyorsun. E o zaman ben her ikisinde de x'li bir alan yazsam daha iyi olur diyebilirsin. Aa hocam burayı x çarpı k'lı yazdıysam büyüğünü de x çarpı l'yi yazabilirim. x çarpı l'li alanı yazarsam taraf tarafı oranladığında k çarpı l gelecek k bölü l gelecek diyebilirsin. Ya da k'lı l'li bir şekilde bir işlem yapabilirsin. Çünkü x'leri yok etmem lazım. Bir bu mantıkla yapabilirsin. İki bak şimdi <laughs> şuraya x dedin ya bak buraya x dedin ya tamam hocam bu alanı yazabilirim ben. Nedir o alan? Hocam 6 alanı neye eşit? X çarpı K çarpı sinüsü 20 bölü 2 eşit. Eyvallah. Hocam 10 alanında yazabilirim ama bana ne lazım? 20 değer lazım. 50'li bir değer lazım değil. 20'li bir değer lazım ya aynı zamanda sana 70'li bir değer de lazım olabilir. Çünkü bunun böyle 90'a tamamlanmış hali 70 değil mi? Evet özel durumu 70. 70 var mı? Var. Aa bak burada kaçı 70. Yani şuradaki açının 70 olmasını da kullanabilirsin. Onu da büyük üçgenin alanından bulamaz mısın? Bulursun. E o zaman büyük üçgenin alanı nedir arkadaşlar? 16 değil mi? Evet 16 alanı eşittir. Ne diyeceksin? X çarpı L çarpı sinüs 70 bölü 2. X çarpı L çarpı sinüs 70 bölü 2 eşit. İşte bu şekilde de davranarak da yapabilirsin. İlk dediğim mantık da doğru. XK ve XL'i XL yazmak. İkinci dediğim mantık da, da 20 lazım değil bana. 50 lazım değil bana. 50 lazım değil ama bak 50 ile 20'nin toplamı 70. 70 lazım. Çünkü 90'ı tamamlayanı 20. Özel bir durum. E burada ne yapacağız arkadaşlar? X'ten kurtulmam lazım. İstersen X'i yalnız bırak. Birbirlerine eşitle oradan da yapabilirsin. Ama artık sen şunu öğrendin. Taraf tarafa oranladığın zaman şu X'ler gitti mi gitti. Hocam bu sin 70 yerine ben ne yazabilir? Bak bölü 2'ler gitti. Sin 70 yerine de cos 20 yazabilirim 90'ı tamamlayanı. O zaman burada 6 bölü 16 2'ye böl. 3 2'ye böl 8 eşittir sin buradan k çarpı sin 20 geldi buradan da ne geldi l çarpı cos 20 geldi l çarpı cos 20 geldi zaten benden ne isteniyor tanjant 20 bak burası tanjant 20 değil mi evet şimdi 3 bölü 8 eşittir k bölü l çarpı tanjant 20 yapar tanjant 20 isteniyor l'yi buraya çarpı olarak getir 3 l k'yı da buraya bölü olarak getir 8 l 8 k yaptı o da tanjant 20'ye eşit oldu yani tanjant 20 değeri 3L bölü 8K'ya eşit oldu dostlar. Mantığıyla birlikte bu işi anladın mı? Anladın. Sinüs teoremi gerçekten kolay. Şöyle bir özetleyecek olursak. Kenar ve karşısındaki açı olduğunda sinüs teoremini kullanacaksın. Ya da bazı alan sorularında sinüs teoremini kullanacaksın. Bir de bazen de biraz önce yaptığımız teknik gerçekten çok güzeldi. Hani 3 sinüs A, 4 sinüs B gibi sorular geldiğinde de şu bizim teknik vardı ya hemen göstereyim. Şu tekniği mutlaka ama mutlaka uygula. Ne zaman? Şöyle 3 sin A 4 sin B ya da kenarlar A ve B ise 3 A e artı 4 B gibi bir şeyler verildiğinde bunu da uygula. Zaten sana burada sinüs ile ilgili her soruyu gösterdik kardeşim. Bununla ilgili bence sıkıntı yaşamazsın. Evet böylelikle sinüs teoremini ve sinüs alan formülünü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 8. günün 2. videosunda kosinüs teoreminde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.